giderler. Evde kaldığımız bu süreçte hiç alışkın olmadığımız bir yaşamı deneyimliyoruz. Anneler, babalar işteydiler daha öncesinde. Çocuklar okuldaydılar ve zamanın çok az bir bölümünü nasıl kaliteli geçiririz derdindeydiler. Derdindeydik hepimiz. Ve şikayet ederdik. Çok hızlı yaşıyoruz. Zaman bize yetmiyor. Sevdiklerimize ve kendimize vakit ayıramıyoruz. Şunu yapacak tık yapamıyoruz. Şu şöyle bir vaktim olsa da keşke şunu yapsam, pikniğe gitsem, işte yeşil şavanın yeşil yeşilliğin ve doğanın tabiatının e, tabiatın tadını çıkarsam, işte şu sinemaya gitsem, e, şu kitabı okusam, şu araştırmayı yapsam, akrabalarıma bir sürü hani e, yap, yapmayı çok istediğimi isteyip de yapamadığımız şeyler vardı ya ve biz bunun derdindeydik. Şimdi bu süreçte evlerdeyiz dert ettiğimiz şeyleri bir kısmını yaşayabilecek, en azından kendimize ve sevdiklerimize vakit ayırabilecek bir ortamın içerisindeyiz. Fakat bu alışkın olmadığımız bir yaşam döngüsü olduğu için sürekli birlikte olmak, deneyimlemediğimiz bir şey olduğu için, yani hani catslerde de vardır ya, bizim hanım Mersem iyiymiş, bizim bey de çok iyi bir insanmış falan gibi, Yeni yeniden kendimizi tanıma ve keşmet, keşfetme yoluna girebiliriz. Ama bu birliktelik yine tanı, tanıdık, tanışık olmadığımız bir şey olduğu için bizi de zorlayabilir bu kadar dört kişiyle de yaşasan, altı kişiyle de yaşasan anne baba çocuk şeklinde ee, yine kalabalık bir ortamda o haneyi, evi 24 saat 7 gün 24 saat ve hatta daha fazla uzun süre ve ne kadar süreceği belli olmayan şekilde paylaşma yoluna geç geçen bir süreci yaşıyoruz şu an ve bu iletişim kazalarına sebebiyet verebilecek sorunları da beraberinde getiriyor. Şayet kendimizi ve ilişkimizi doğru yönetemezsek bu da bize bir sorun kaynağı olarak yine bu süreçte dönebilecek şeyler. Şimdi bu bahsettiğim